hayatında ilk kullandığı oyu Sayın Ekrem İmamoğlu'na atmış ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son ana kadar size inanarak sandıklara sahip çıkmış bir Türk genci olarak 2023 seçimlerinde yaptığınızı düşündüğünüz bir hatanız veya bir pişmanlığınız var mı? Ve belediye seçimlerinde bu hataları düzeltecek bir şey yaptınız mı diye sormak istiyorum öncelikle. İkinci olarak da şimdi olsa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında aynı şekilde durur musunuz yoksa farklı bir yol mu izlersiniz? Bunu sormak istiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir kere benim rolüm ya da benim yapmam gereken 2023 seçimlerinde belliydi. Ve ben terimin son damlasına kadar çok büyük bir mücadele vererek çok inandığım Türkiye'nin dönüşümü ve değişimi mücadelesine katkı sundum. Ve Sayın Genel Başkanımızın sonuna kadar desteklediğim adaylığının Cumhurbaşkanlığına dönüşmesi için de mücadelemi son süratle, en büyük eforla verdim. Zaten demiştim en çalışkan neferi olacağım bu sürecin diye. Ama olmadı. Eksiklerimiz, hatalarımız var mı? Kesinlikle var. Eksiklerimiz, hatalarımız olmasaydı kazanır mıydık? Kazanırdık. Peki bu eksikler, hatalar nedir? Bunlar konuşulacaktır. Bana göre günü bugün değil ama günü geldiğinde konuşulacaktır. Yine o güne dönseniz genel başkanınızın arkasında böyle durur muydunuz? Kesinlikle dururdum. Ben sonuçta genel başkanına inanarak süreç yönetmiş bir insandım. Yine öyle olurdum. Ama dediğim gibi birçok hata var. Hatanın tek bir sebebi yok. Hafızanızda bu hatalar var mı? Sadece hafızamda değil. Aynı zamanda not alan, bunları değerlendiren rasyonel bir insanım. Ama takdir edin ki bizim önce bunu gerçekten siyasi olarak kendi içimizde sorgulamamız gerekir. Kurumsal ve siyasi ahlakım gereği ben mesela genel seçimden sonra tam 6 ay neredeyse televizyonlara çıkmadım. Tek bir kelime bile etmedim. Adaylığım netleştikten sonra sadece İstanbul'u konuşmak için çıktım. O bakımdan bu konunun da önce orada konuşulması gerektiğini hala inanıyorum. Vereceğim cevap bu kadar. Çok klişe bir soru. Burada bir sürü kişinin bunu sormak isteyeceğini biliyorum. İleride Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz? Ya ben 2019 yılında İstanbul Belediye Başkanı seçildim. Yurt dışından bir gazeteci geldi benimle röportaj yaptı. Bu soruyu sordu. Ben de God knows dedim. Allah bilir dedik. 3 sene bu konuşuldu ya. Ya Allah bilir dedim. Ben şimdi sana ne diyeyim yani? Ne desem tatmin eder ya da ne desem 3 ay 3 sene konuşulur. Almanca söyleyin. Şöyle. Birkaç sene de öyle idare edelim. Bunu şu anlamda söylüyorum. İnanın içim dolu dolu, kıpır kıpır. Yani 5 yılda ne ürettiğini, bu kente neler kazandırdığını, nelerden koruduğunu bilen bir belediye başkanı olarak içim İstanbul'la ilgili çok güçlü hayallerle dolu. Bugün o sayfaları açıp doya doya anlatabilmek isterim. Ve bunları inşallah yaşatacağım ben bu şehre. Arkadaşlarımla beraber, 16 milyon insanımızla beraber. Danışarak, konuşarak, izin alarak, etkileşim yaparak, onların fikrini alarak. Onun için gerçekten şu anda içim dolu dolu, bütün sokaklarım, mahalleleri, şehrin bütün ilçelerini gezerken de bu duyguyla geziyorum. Yani şimdi sonuna gene Allah bilir desem Allah bilir ne diyeceksiniz? Onun için bir şey demiyorum. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Ben 1967 İstanbul Süleymaniye doğumluyum ve kentsel dönüşüm mağduruyum. Bize 2019 yılında teslim edilmesi gereken bir projede 2024 olmasına rağmen hala teslim alamadık. Kentsel dönüşüm Fikirtepe mağdurlarıyız. Şantiye alanımızda defalarca protestolar yaptık. Cumhurbaşkanının kendisine, bakanlığı döneminde Murat Kurum'a ulaştık. Bize bir sürü sözler verildi. Hiçbirisi de yerine getirilmedi. Bu eylemlerimiz sırasında istedik ki gerek Kadıköy Belediye Başkanı, çünkü bölgemizden sorumlu olan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Bey, gereksiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak neden bu bizim eylemlerimize destek olmak adına bizim yanımızda hiç bulunmadınız? Şimdi Fikirtepe meselesinde en az sizin kadar konuşacak dağarcığım var. Yani bilgi sahibiyim. Fikirtepe aldanma, aldatılma, bir daha aldanma, bir daha aldatılma merkez. Ve bu ne yazık ki oradaki mülk sahipleri, birinci müteahhit, ikinci müteahhit, üçüncü müteahhit, bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ardından Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve çok kirli bir süreç. Bakın Türkiye'nin, tabii ki İstanbul'un, kentsel dönüşüm tarifini kirleten ana merkez Fikirtepe'dir. Kentsel dönüşüm deyince insanların midesini kaldıran, hani kentsel dönüşüm aman aman diye, aslında kentsel dönüşüm iyi
bir şey yani. Ama hani vardır ya, bir tarif kirlenir. Kirleten Fikirtepe'dir. Ben yaklaşık 70 küsür senedir bu işin, bu sektörün içinde olan bir ailenin 3. kuşak, bu işle uğraşan bir insanım. 34 yıllık Bağkurluyum ben. 34 yıl, hatta 35 yılıma girdim. Fikirtepe'yi ilk gittiğimde bir iş insanı olarak, acaba burada ne oluyor, bir iş yapılabilir mi dediğimde, süreci ilk keşfedip ta bundan en az 16-17 sene önce buradan hiçbir şey olmaz deyip kaçanlardanım yani bir iş insanı olarak. Hiç düşünmedim bile. Çünkü altı üstü hep bir çıkar üzerine. Ne kentsel dönüşüm? Fikirtepe gibi. Oranın belli ki eskilerisiniz. Yani o güzelim Fikirtepe, geçmişiyle, tarihiyle şehrin göbeğindeki yeri perişan ettik ve bir beton yığınına döndürdük. Çok enteresan, Süleymaniye doğumlusunuz. Kentin yenileşme, kentsel dönüşüm noktasında iyileşme alanı olması gerekirken tam bir beton yığınına dönmüştür Fikirtepe. Yani mülkünüzün olduğu yer ve beklentinizin olduğu yer. Doğduğunuz yer Süleymaniye'de tarihi envanterin yok edilip, yıkılıp, dökülüp 1200'e yakın tarihi ahşap ev. Bakın, tarihteki Fatih Sultan Mehmet'in fethinden sonraki ilk Müslüman mahalle diye tariflenen Süleymaniye'yi perperişan edip bir TOKİ projesi gibi bir site yapmak adına proje geliştirdikleri ve bizim durdurup orayı kimliğiyle beraber nasıl var edebiliriz, kurtarabildiğimiz ölçüde frene basmasaydık şu anda herhangi bir villa projesi gibi Süleymaniye'de bir projeyi Katarlı bir firma yapıp yarısını bitirmişti. Biz durdurduk, kimliğini kazandırma adına 4,5 senedir mücadele veriyoruz. Tabiri caizse o Katarlı firmayı da bir seviyeye getirdik. Bu konuda hatasını da kabul eden, şimdi seçim arifesi olacağı için gereksiz tartışmaya mevzu etmeyeceğim bunu. Hani çok tesadüf. Fikirtepe böyle bir geçmişe sahip. Süleymaniye'de böyle bir geçmişe sahip. İstanbul'un muhafızlığı kelimesini onun için kullanıyorum. Muhafızlık yapacak o kadar sokak, o kadar mahalle, o kadar kentsel dönüşüm alanı, o kadar tarihi alan var ki bu şehirde. Yapılmadığı için, çarçur edildiği için bugün bu sıkıntıları çekiyoruz. Şimdi tabii ben koşup sizin şeyinize gelemem ama şunu yaparız. Bakın, ben iki defa Fikirtepe'ye geldim. İki gelişimde de Şehircilik Bakanlığı oraya fon ayıracağını söyledi. Hele bir tanesinde tam 5 milyar lira ödenek ayırıp oradaki inşaatların yapılmasını hızlandırma kararı verdi. Ayak attım, yani oraya ayak bastım. O sebeple oraya para verdiler. Ve düşünün, devletin bütçesinden oraya para ayırıp yapmak zorunda kaldılar. Daha bu döviz artışları olmadan 5 milyar lira. Büyük para yani. Şimdi milletin parasıyla oradaki kentsel dönüşüm yapmak zorunda kaldılar. Zamanında orası bir ticaret ve rant projesi olarak pazarlandı. Bırakın sizin mağduriyetinizi, onlarca da firma battı orada. Yani tam bir kepazelik. O bakımdan mücadelenize çıkışta imar daire başkanımız burada zaten. Daire başkanımızın bağlı olduğu genel sekreter yardımcımız burada. O da takip etsin. Yolunuz, yordamınız nedir? Biz nasıl bu işe katkı sunabiliriz? Hatta orada biz geldiğimizde durmuş, yürüyemeyen Kiptaş projesini de hızla bitirip 2-2,5 senede teslim eden Kiptaş'ın genel müdürü de burada. Dolayısıyla her ikisi size mihmandarlık ve yoldaşlık yaparlar. Çıkışta notunuzu biz alalım Oğuzhan Bey'den. Olur mu? Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağolunuz. Buyurun beyefendi. Biraz evvel konuşan kız kardeşimizi tenzih ederekten bugünkü programı Beyaz Show formatından biraz efsaneleşen Babala günlerine geri getirmek istiyorum. Vay canına. Adım Yusuf, Rumeli Kava'ndan geliyorum. Bilmeyenler için Rumeli Kava, o 2022 yılında yüksek şiddetle kar yağdığında Ekrem Bey'in İngiliz Büyükelçiliği'yle yemek yediği mahalle. Ekrem Bey konuşmalarında hep vicdandan bahseder. Ben de bu mimarlığa sorular soracağım Ekrem Bey'e birbiriyle bağlayarak. Bahsettiğim gibi Rumeli Kava'nda Ekrem Bey ve İngiliz Büyükelçi o yemeği yediğinde, yedikten sonra o yemeğin faturası iki tane kavaklı kardeşimize kesildi. Bunlardan bir tanesi benim Öz abim, evlilik arifesindeki, oturacağım kusura bakmayın. Diğeri de 3 çocuk babası. Babası vefat ettiği için de annesini de bakmakla yükümlü olan Saim kardeşimiz. Bu kardeşlerimiz başkanlık makamının kararıyla tazminat almadan işten kovuldu. Bunu defalarca dile getirdik. Meclise de geldik. Mecliste mevcut Sarıyer AK Parti Belediye Başkanı adayı Hüseyin Coşkun söz hakkı daldı. Şükrü Genç Başkan da konuştu. İBB adına grup sözcüleri, şu an Pendik Belediye Başkanı adayı olan Tarık Bey de konuştu. Tarık Balyalı'ydı galiba. Tam net hatırlayamadım soy ismini. Araştıracağız, döneceğiz. Üzerinden 2 yıl geçti. Geri dönüş yapmadı. Şimdi sormak istiyorum Ekrem Bey'e. Abim bir kenara bıraktım. 3 çocuk babası. Baba söylediği için de annesini bakmakla yükümlü Saim kardeşimizi işten kovdurmak vicdanınıza sığdı mı? Birincisi bu. İkincisi, hepimizin bildiği üzere DEM Partisi İstanbul'da 22 ilçede belediye başkanı adayı çıkartmadı. Belediye başkanı adayı çıkartmadılar ama birçok ilçede, benim de oturduğum Sarıyer dahil, meclis üyesi adayları koydular CHP listelerinden. Sarıyer'de
Sarıyer'de 3. sıra meclis üyesi 7'yi de söz vermişlerdi. Seçim kuruluna giderken caydı CHP. 22 atlar adam. Adam istifa etti. Sonra başkasını koydular 22'ye. 3. sıra ve 22. sıra meclis üyesi, adını da anmayacağım, PKK terör örgütünün siyasi ayağının adayları. Hepimizin %90 kişi Türkiye'de, hadi 85'e düşüneyim. Soruyu alabilir miyim? Soruyu alacağım. Lütfen. Bunu da vicdanla bağlayacağım. İstanbul'da Ekrem Bey'in isteği olmadan, haberi olmadan CHP'de kuş uçmaz. Hatta Türkiye'de de uçmaz. Ekrem Bey'e sormak istiyorum. Muhtemelen o parti PKK'nın siyasi ayağı Büyükşehir Belediyesi'nde grup kuracaklar. Aynı Türkiye Büyük Meclisi'nde olduğu gibi. Terör örgütü PKK'nın temsilcilerinin Büyükşehir Meclisi'nde olmasına vicdanınız el verecek mi? Teşekkürler. Son olarak Sarıyer CHP Belediye Başkanı adayı için Sarıyer'de oturuyor dedi. Bizim için Sarıyerlilik önemlidir. Sarıyer'de oturmak yetmez. Sarıyer'le yaşamak da lazım. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. İsminiz neydi? Yusuf. Ben iki kişiye kesildi deyince balıkçı söyleyeceksin zannettim. Ben abin ya da kardeşin balıkçı giriş... söyledim zaten. Kim ne? Abin kim? Ne iş yapıyorlar efendim? Nasıl fatura kesildi? Şehir hatlarında işçiydi. Diğer arkadaşımız da sosyal hizmetlerdeydi galiba. Niye kesildi? Ben hiçbir bilgi İşten sahibi değilim. İşten kovdurdunuz. Sizin ekip arkadaşlarınız, sizin kendi müdürlerinizi şehir hatları müdürünüze sorun. Ne yapmış da fatura kesilmiş? Ben onu anlamadım. Tanımıyorum bile senin kardeşini. Siz görüntülendiniz, resimlendiniz. Resimler yayınlandı. Rumeli Kavağı Mahallesi'nden çıktı. Bunu kim yaptı? Yanınızda keltoş bir tane güvenlik arkadaş var. Ama bak saygısızlık yapıyorsun. Saygı çerçevesini aşıyorsun. Keltoş meltoş. Tam saçsız diyeyim, kel diyeyim. Öyle bir tarif olmaz. Kabalık yapıyorsun. Yemeğin dışarıya yansıtılması, birilerine faturası kesildi diyorsun, dağılmasın, değil mi? Bu kadar. Konu dağılmasın. Anlaşılıyor ki o yemeği dışarı kim sızdırdı? İşte bunun faturasını keselim denmiş. O da beyefendinin kardeşi ve bir başka beyefendiye kesilmiş. Aynı zamanda Şükrü Bey'in de beyanı. Anladım, tamam. Şimdi bak, burada olmayan insanlarla ilgili bir sürü ithamda ve bir sürü iddiada bulundunuz. Bir kere seni kınıyorum bir insana keltoş demekle. Seninle ilgili bir sürü insan hakkında yaptığın laflardan dolayı 50 tane kötü söz geçer. Onlara da karşı dururum senin duramayacağın kadar. Konumuz bu değil. Bir dakika, bir daha bir dinle. Bir dinle şimdi. Müsaade et. Öyle kabadayı laflar etme bana. Kabadayı değilim. Öyle kabadayı laflar etme. Keltoş meltoş etme. Kabadayı laflar etme bana. Dinle. Birincisi, o söylediğin konuda benim hala suç duyurularım devam ediyor. Ben o konuda mağdurum. Çünkü ben yolun kenarında senin iki katın kadar kavağı bilirim ben. Kavak da senin iki katın kadar akraban var benim, tamam mı? Ben 3 göbek kavaklıyım bu arada. İstersen 10 göbek ol. Ben senin 2 istersen 10 göbek ol. Ben 2 katın kadar 25 senedir oradaki o balıkçının müşterisiyim ben. O balıkçı da yolun kenarında ben gizli yemek yiyeceğim, hem de yolun kenarındaki masada oturacağım. Onun için orada yemek yiyen bir insanın nezaketen fırtınalı karda marda, bırak bana AK Parti ağzıyla konuşmayı. O gün benim enişten 5 saat yolda kaldı. Benimle AK Parti ağzıyla konuşma. Birincisi bu. Birincisi bu. İkincisi, bak, oturduğun yerden insanlara terörist diyorsun. O da AK Parti ağzı, biliyor musunuz? Millete terörist diyerek. Üçüncüsü, sana söyleyeyim. Benim belediye meclis üyesi o bu şu falan kuş uçmaz bilmem ne. O ağız da AK Parti ağzı. Bizim partimiz öyle bir parti değil. Bir şey daha söyleyeyim sana sevgili kardeşim, sevgili hemşerim. Orada yapılan bütün usulsüz, bütün ağır yapılan ev sahipliğine ve bir esnaflığa yakışmayacak hamleleri yapmasına rağmen tek cezalandırdığım şey gitmemektir. Onun dışında hiçbir cezalandırdığım şey yok. 25 senelik müşterisi olmama rağmen. Senin söylediği hususları da eğer keltoş demek konusunda özür dilersen arkadaşlarım senden alır bilgileri, ben onlara tek tek bakarım, kim atılmış, ne olmuş, ne edilmiş diye bakarım. Ben onlarla ilgilenmem. O tarz İnsanlara atan kovan anlayış da AK Parti anlayışıdır. Benim anlayışım değildir. Onu da söyleyeyim sana. Artı Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. Bana sakın vatanseverlik dersi vermeye kalkma. Vatanseverlik dersi konusunda zaten bugünün iktidarı millet birbiriyle yarışsın istiyor. Ona vatan haini desin, o ona vatansever desin istiyor. Sen de o oyunun bir parçası olma. Ben bu memlekette yaşayan 16 milyon insana da 86 milyon insana da vatansever gözüyle bakan bir yöneticiyim. Herkes vatansever benim için. Vatan haini ya da PKK terör örgütü kimdir biliyor musun? Devlet görevini yapar gider, vurur eline kelepçe, yaptı atar hapse. Bu kadar net. Atmıyorsa, eğer bir yere başvuruyorsa, meclis üyesi oluyorsa, bilmem ne oluyorsa, bizim listelerimizde beğen beğenme kardeşim, AK Partili de var, bayağı sayıda var. MHP'li de var, İYİ Partili de var, geçmişte DEM Partisi'nde siyaset yapmış olan da var. Ama onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Sabıka kaydı da var, bilmem nesi de var. Temiz olursa zaten meclis üyesi oluyor, yoksa olamıyor. Sakın oturduğun yerde birilerini vatan ilan
isyan etmeye kalkma. AK Parti onu istiyor. Sen o oyuna alet olma kardeşim. Olur mu? Teşekkür ederiz. Özür dileyeceğim mi dedi ya. Tüm kötülükleri AK Parti'ye bağladınız. Şu an ayrıştırma yapmıyor musunuz? Hanımefendi, AK mikrofonunuz diyorum. Yok. Hanımefendi, mikrofonunuz AK Partililer demedim ben. AK Parti dedim. Hiç dedim bak, AK Partililer demedim. Beyefendi, sakin olun. Parmak salladınız. Hayır. Tehdit ettiniz. Hayır, hiç tehdit etmedim. Parmak salladınız. Siz benim çalışanıma keltoş dedim be kardeşim ya. Benzeri tehdit de neymiş, parmak işaretiymiş. Bak sen ya. Hayır, benim çalışma arkadaşıma keltoş diyor, hakaret ediyor. Tamam, haklısınız. Hakaret ediyor, ben böyle yapıyorum diye onu tehdit etmişim. Denediğim ya. Şeyleri demişim gibi anlattı. Hala aynı tavırları devam ettiriyorsun. Sana siyaset hayatında başarılar dilerim kardeş. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun. Buyurunuz. Ben bir AK Parti oy vereniyim. Buraya da Ekrem İmamoğlu'na soru sormak için gelmiştim. Biraz önce sesimi yükselttim. Evet, kusura bakmayın yani. Bizim memleketin buna ihtiyacı yok. Sakin sakin soralım. Bir kişinin kötü söylem kullanmasını da örnek ısrarla işte bu AK Parti dili. AK Partili demedim hanımefendi. AK Parti anlayışı dedim bakın. Aynı şey. AK Parti hayır aynı şey yani değil. Ben AK Parti öğrenlerle hiç şey demedim. Hayır. AK Partili de demedim. AK Parti anlayışı dedim. Her neyse, bu benim zoruma gitti. Tamam. Benim size sorum şuydu aslında. Sürekli ayrıştırma yapılmamasından yana olduğunu söylüyor Ekrem Bey. 4-5 yıldır bu dili kullanıyor. Kucaklayacağız diyor, ayrıştırmayacağız diyor. Daha dün katıldığı bir sabah programında şöyle bir soru geliyor. Diyorlar ki kadınlar daha çok AK Parti'ye oy veriyor ve istatistiklerde bunu gösteriyor. Ekrem Bey'in şöyle bir sözü var. Kadınlar demeyelim, ev hanımları bu kadınlar statüsüne girmiyor. Sizce ev kadınları hangi statüye giriyor? Ya da bu kadar küçümsediğiniz bir kitleyi daha yüksek bir yere taşınmak için ne tür planlarınız var? Teşekkür ederim. Sağ olun. Adım Arzu bu arada. Arzu Hanım, birincisi bu bir AK Parti anlayışı dedim. Çünkü ben AK Parti anlayışıyla mücadele ettiğimi, burada Türkmen kardeşimin Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili sorusunda da bu süreçte tamamen bunu siyasi bir değerlendirme olarak partiyi ve anlayışı buraya taşıdığını açıkça dile getirdim zaten. Ama burada tırnak içinde söylüyorum. AK Partililer hiç demedim. AK Partili'ye oy veren insanlar da demedim. Ama ben AK Parti felsefesine ve anlayışına karşıyım. Niye? AK Parti projesi, AK Parti belediyesi. Böyle bir şey olmaz. CHP belediyesi olmaz mesela. Anlatabiliyor muyum? Devletin belediyesi olur, milletin belediyesi olur. Bu kavramları siyasi anlayış olarak sınıflandırıyorum. Siyasi anlayış. Ama toplumsal sınıflandırma yok bir. İkincisi, sorduğunuz soru, sizin yorumunuz aslında sayın adayın yorumu. Yani sayın kurumun, müsaade edin. Sayın kurum aynen bu dediğiniz gibi ev kadınlarını aşağıladı dedi. Ya benim annem ev kadını. Böyle bir şey olur mu? Aynen söylediğim şu. Kadınlar dedi daha çok AK Parti'ye oy veriyor. Deyince bu yanlış olur dedim. Özellikle ev kadınları daha çok oy veriyor dedim. Ne demek aşağılamak? Şunu söyledim devamında. Biz o alan özellikle çalışıyoruz. Hatta 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere sunduğumuz imkandan bahsettim. Ardından 100 tane kreşten bahsettim. Neler yaptınız isterseniz anlatayım. 650 bin ev kadınında bizim anne kartımız var. Böyle bir şey yoktu. Ben bunu açıkladığım zaman Sayın Cumhurbaşkanı meydanlarda kimin parasını kime veriyorsun dedi. Şimdiki aday da ben bunu babalara da vereceğim diyor. Babalaya değil, babalara. Dolayısıyla ben ne demek ev kadınlarının aşağı, öyle şey olur mu? Ben pazarları ziyaret ediyorum. Özellikle ev kadınlarıyla konuşmak için niye bana daha çok oy vermiyorsunuz? Neyim eksik? Daha çok ne yapabilirim diye gidip onları dinliyorum. Öyle şey olur mu? Aşağılamak. Bu yorumu siz yapmadınız. Bu yorumu o aday yaptı. Ondan sonra bu yayıldı. Sanki ben kadın. Ne alakası? Açın İsmail Küçükkaya'nın programında o ne sordu? Ben ne cevap verdim? Ardından anne karttan, kreşten nasıl bahsettim? Dinleyin. Yapmayın. Teşekkür ederiz. Ava'da yaşıyorum. Ava'nın dünya kadar problemi var. Bunların en başında İSKİ geliyor. Arkadaşlar, hepiniz tatile geliyorsunuz. Avada denize giriyorsunuz. Ama İSKİ'nin arıttığı çürük su ne yazık ki temizlenmeden denize boşalıyor ve deniz sapsarı oluyor. Birçok insan bu yüzden cilt hastası oluyor. Derin deniz deşarj sözü verilmişti, yapılmadı. Bir tane koku paneli yapılacaktı, o da yapılmadı İSKİ'ye. Bunun dışında yine İSKİ ile alakalı Göksu, Sungurlu ve Gökmaslı köylerinin lağımları dereye akıyor. Bu da İstanbul'a dağıtılan baraja ne yazık ki geliyor ve İstanbul'a lağımlı sular gitmiş oluyor. Bunlar sadece benim bildiğim köyler. Birkaç tane daha vardı ama ismi aklıma gelmedi. Şile'de derin deniz deşarjı var ama çalışmıyor. 2019 yılında mavi bayraklı olan Şile plajları şu an ne yazık ki bu durumdan dolayı İBB yönetimine geçtikten sonra, yani CHP'ye geçtikten sonraki dönemde mavi bayrağını kaybetti. Böyle de bir problemimiz var. Ava'daki Göksu Nehri Deresi ne yazık ki artık simsiyah. Sadece ayda yılda bir kere önü açılınca yeşilleniyor ama kısa süre sonra İSKİ'nin pis suyu içine aktığı için leş gibi oluyor. Ve bütün ilçelere 20-25 kere gittim dediniz. Şile'ye toplasak 3 kere gelmemişsinizdir Ekrem Bey. Böyle de bir problem var. Ava'ya zaten geçenlerde sel oldu. Geçmiş
şu olsun bile demediniz. Buradan da kınıyorum sizi bu konudan dolayı. Birçok esnafımız mağdur oldu. Çok büyük zararlar görüldü. CHP'de de yine Şile'de ikinci sıra adayı HDP'den ne yazık ki diğer arkadaşların ettiği şikayetler gibi. Orada da bu problem var. İyi ki İstanbul sordun ya. Bir dakika, Şile İstanbul değil mi? Tamam bir saniye dur. Yok yok Şile değil. Başka yerlere girdin. Şile'nin problemi değil mi? Mesele bu. Soru bu değil mi? İkinci sırayı mı soruyorsunuz? İskiyi mi soruyorsunuz? Sadece arkadaşlarımın elemek adına söyledim. Yok dediniz ya. Diğer sorulara takılalım. Yani buna takılmayın. Tamam. İyi takılmayalım. O zaman müsaade et. Teşekkürler. Birincisi nereden biliyorsun benim 2-3 defa geldim? Ben Şile'ye en az 30 defa geldim biliyor musun? Ava'ya gelmediniz dedim. Ava'ya selden sonra hemen geldim. Ziyaret ettim. Esnafları gezdim. Ekibimi yolladım ve milletin yarasını sarmak için büyük gayret gösterdim. Bir, Karadeniz'e akan derelerin tamamı DSİ denetimindedir ve DSİ sorumluluğundadır. İki, oradaki sel ve su baskınlarının sorumluluğu İSKİ'de değildir. Üç, İSKİ Marmara'ya akan derelerin ıslahı ile ilgili sorumludur. Ama biz ona rağmen yıllardır her yağmurda su baskını olan ve Şile'de hemen girişindeki o derenin ıslahını bitirdik. Şimdi Yaşam Vadisi çevresini yeşillendiriyoruz. Şile'de içme suyu arıtma tesisini yıllardır ne yazık ki pis su içen, suyun yetmediği bir ortamı yaşayan Şile'de yıllar sonra arıtma tesisini bitirdik. Dediğin gibi yok 2019'a mavi bayraktı, şöyleydi, böyleydi. Hiçbir öyle bir şey yaşanmadı. Bizim sorumluluğumuzda değil. İSKİ Şile'ye 1.1 milyar liralık bu dönem yatırım yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Aynı zamanda Şile Kömürcü Oda'da yıllardır çöp sızıntı suyu doğaya karışırken çöp sızıntı suyu tesisini açtık. Yine endüstriyel atık tesisini açtık. Şile'ye o kadar yatırım sıralayabilirim ki. Hele hele İSKİ Şile konusunda şu an köy köy bunları anlatıyor. Üzülerek söylüyorum sevgili hemşerim. Keşke sorunları konuşsak sizinle. Ama işi son bağladığınız maddeden anlaşılıyor ki sorunlar değil. Siyaseti yine öne taşıdın. Bütün hassasiyet başta güzeldi. İstanbul'un sorunlarını konuşalım dedin. Ama son verdiğin mesajla gerçekten hassasiyetini yitirdiğini düşünüyorum o kadar. Teşekkürler. Sağ olsun. Temelini attığınız bir tane metro istasyonu var mı? Temelini tabii. Sizin attığınız. Temel dediğiniz ne? Temelini sizin temel attığınız. Temel dediğiniz ne? Metronun temeli nasıl atılır mesela biliyor musunuz? Metronun şimdi şöyle Ekrem Bey ben size şöyle özetleyeyim. Metronun temeli nasıl atılır mesela? Nasıl ikna ederim sizi? Mesela metro temeli nasıl atılır? Çimento mu döküyorsun? Abi beyle. Bakın Mahmut Bey Esenyurt örnek, Göztepe Ataşehir örnek, Çekmeköy Sancaktepe örnek. Tabii tabii sıfırdan.